Selam arkadaşlar, selam kırsiçelerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Özellikle ilk başta şunu söyleyeyim. Kurban bayramımız mübarek olsun. Hepinizin kurban bayramını en iç dileklerimle kutluyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Daha ne isteyebilirim? Allah hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur dolu, güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Sizleri çok ama çok seviyorum. Benim için gerçekten önemlisiniz. Kızçelerim ben, evet, bugün gidiyorum. Bavulum dolu. Bavullarımı hazırladım. Bavulum dolu yine aşklarla, anılarla. Arkadaşlar, hepsini hazırladım. Bir saatlik bir vaktim var. Bu bir saatlik vaktim dedim. Kısa da olsa bir video yapayım ben, kızçelerimi atayım dedim. Tripodumu falan, kırık olan tripodumu diyeyim daha doğrusu. Kırık olan tripodumu topladım, katladım, bantladım. O yüzden masa üstünde bir video çekeyim dedim. Kısa da olsa kızçelerime ben bir bayramlarını kutlayayım dedim. Bir halını hatırını sorayım dedim arkadaşlarımın. Öyle yani kızçelerim. Bir saat sonra çıkacağım. Taksiyle gideceğim otogara. Ondan sonra takside bulabilirim inşallah. Ama bulamasam da vardır bunda da bir hayır. Beklesin otobüs işini. Otobüsle gidiyorum. 12 saatlik yol var önümde. Yoldan nefret ediyorum. Yolculuktan nefret ediyorum. Ondan sonra eczaneler de kapalı. Gittim uyku ilacı alayım dedim. Böyle otobüse bindiğim zaman ben çok böyle sıkıcı yolculuklarda uyku ilacı kullanırdım. Ama eczaneler de kapalı. Nöbetçi eczane var fakat biraz uzağımda. Hani bu sıcakta dedim hiç gidip de kendimi terletmeyeyim dedim. Kızçeler saçlarım nasıl olmuş? Eski asi oldum bakın. Eski renk. Beni ilk tanıdığınız gündeki saçımın rengi. Geçen sefer boyamıştım ya arkadaşlarım. O şeydi, koyu kahverengiydi ama şu anda tamamen gece mavisi. Artık kızıldan eser hiçbir şey kalmadı. Bir tane saçımın teli kızıl bile değil. Hepsi aynı beni tanıdığınız ilk gündeki gibi. Saçlarımı toplamayacağım. Föne falan gitmedi. Föne gidecektim ama vallahi hava çok sıcak. Ondan sonra zaten toplarım ben saçımı. Kendim böyle düzledim. Düzledikten sonra düzleştiricimi de kaldırdım, koydum bavuluma. Böyle yani artık bu şekildeyim. Artık saç rengi değiştirmeye gerek yok. Yani beni ilk zaman nasıl tanıdıysanız ben o şekildeyim. Ve o şekilde olmaktan da çok büyük mutluluk duyacağım. Dediğim gibi değişimleri hiç sevmiyorum. Kendi adıma da olsa, başkasının adına da olsa, yani beni ilgilenen durumlarda değişik hiçbir şey sevmiyorum. Yemeğimi yedim arkadaşlar. Ezanımız okunuyor, ikindi ezanı. Beşi kaç geçiyor? 5:13 geçiyor şu anda saat. Türkiye saatine göre. Yemeğimi yedim. Yarın sabaha kadar bir şey yemeyeceğim. Marketten sadece kreker türü şeyler aldım. Acıkırsam kreker yiyeceğim. Yarın sabah inşallah annemin hazırladığı kahvaltıları yemek nasip olur inşallah diyorum. Çünkü arkadaşlarım çok büyük beddua aldım. O kadar moralim bozuldu. O kadar canım sıkıldı ki. Düşünün ya. Hayatınızda bir insan, bir kadın sizi çok seviyor. Canından çok sevdiğini iddia ediyor. Ama bu kişinin bedduasıyla gözünüzü açıyorsunuz sabah ve bugün bayram. Bayramın birinci günü. Her ne olursa olsun ben bu insanın sevgisine asla inanmıyorum. Ve bu saat oluyor ve ben hala beddualı mesajları okumak zorunda kalıyorum. Okuyorum. Üstten de olsa okuyorum hani. Benim kimseye bir şey yaptığım yok. Her zamanki dediğim gibi herkes kendine olması gerektiği yere koyuyor. Bilmiyorum ya. Sen bana beddua ettin. Ha, en başta şunu söyleyeyim. Hani beni çok seviyorsun ya. Ben senin ciğerinim ya. Değil mi? Ciğerimi yaktın dedin ya bana 3 gün önce. Sen benim ciğerimi yaktın dedin. Ölüyorum senin için dedin. Ama bu sabahki mesajın hiç öyle demedi bana. Sen bana beddua ettin. Sen bana dedin ki git, Allah seni geri getirmeyi nasip etmesin dedin. Allah seni gittiğin yere kavuşturmasın dedin. Bak ezan okunuyor. Allah bu duanı kabul etsin biliyor musun? Gerçekten Allah senin bu duanı kabul etsin. Gerçekten bak bakalım. Bu bedduanı tutarsa ben yola çıkacağım. Tam yola çıkacağım gün bana bu bedduayı etmen iyi oldu. Ben yola çıkacağım. Bu bedduanı tutarsa bakalım sen ne kadar mutlu olacaksın. Benim bu dünyada olmamam seni ne kadar mutlu edecek arkadaşım.
demek dahil istemiyorum. Beni gerçekten, yani seninle gerçekten ne kadar mutlu edecek? Ben senin hayatından çıktım. Gerçekten çıktım. Bundan sonra da hayatımda olmayacaksın. Olamayacaksın. O engeli kaldırmayacağım. Kendini de parçalasan, kendini de öldürürsen. Bu zamana kadar evet, başka şeylerle tehdit ediyordun. Şimdi ise beni başka şeylerle tehdit ediyorsun. Neden böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Bu zamana kadar yaptığın her şeyi affettim, her şeyi göz yumdum. Ama son yaptığına karşılık sessizce kenara çekildiysen, beddua edecek kadar ne oldu yani? Ne oldu? Ben sana bir şey yapmadım. Benim ekmeğim senden gelmiyor. Sen biliyorsun senden bahsettiğimi. Benim ekmeğim senden gelmiyor. Hiçbir zaman da gelmedi. İnsanlara ne anlattın, ne ettin bilmiyorum. O insanlarla, Allah'la senin aranda. Beni ilgilendirmez. Ama o kişilere anlattığın lafa karşılık da bana bu bedduayı ediyorsan, bak ezan okunuyor. Allah'ın yani ettiğin dua mı diyeyim, beddua mı diyeyim, kabul etsin. Hepimizin gideceği yer orası. Ben gidiyorsam sen de bu dünyaya kazık çakmayacaksın. Sen de geleceksin. Ama ben ne isterim biliyor musunuz arkadaşlar? Hayatımdan çıkan kim olursa olsun, ne tür insan olursa olsun, zaman geçtiği zaman aklıma geldiğinde ben o kişiyi güzel hatırlamak isterim biliyor musunuz? Onunla şu anım vardı, bu anım vardı. Onunla buraya gelmiştim, şunu konuşmuştum, şu konuya gülmüştüm. Ben bunu isterim. Ama sen bende hiçbir şey bırakmadın biliyor musun? Eskiye dair hiçbir şey bırakmadın. Güzel olan hiçbir şey kalmadı artık. Ne konuşmalar, ne yaşanılanlar, hiçbir şey kalmadı. Çünkü sen bana bedduaların en büyüğünü ettin. Ben ne isterdim biliyor musun? Şöyle bir mesajını beklerdim. Canım, yolun açık olsun. Binlerce mesaj aldım. Kendi arkadaşlarımdan, takipçilerimden, sevdiklerimden. Güle güle, yolun açık olsun. Gerçekten bak, dün geceden beri ben çok güzel mesajlar aldım. Yolun açık olsun. Kimse senin gibi bana beddua etmedi. Kimse senin kadar benim canımı yakmadı diyebilirim. Sen benim canımı yaktın. Ama ben sana kötü bir şey söylemiyorum. Gerçekten. Sana en büyük ceza ne biliyor musun? Sana en büyük bedduam ve en büyük cezam, bu cezayı sana ben verdim. Allah'ım bundan sonraki gününde seni bensiz yaşatacak. En büyük cezam bu. Artık bensizsin. Hayatında ben yok. Hiç yok. Numaran da yok. Bak numaranı sildim. Yoksun. Bende yoksun. İstesem de yoksun. Hani bana yazıyorsun ya şeyden, başka yerlerden. Engeli kaldıramam çünkü bende numaran yok. İstediğin kadar numara gönder. Bitti. Sana en büyük ceza, ömrünün sonuna kadar bensiz bir hayatın olacak. Gerçekten. Bensiz bir hayatın olacak. Ben yokum. Bak şu saçımın, alamıyorum bak, şu saçımın bir teline, bir teline Allah seni muhtaç etsin. Bak benim sana edeceğim beddua bu. Biliyorum. Bu saçımın bir teline Allah seni muhtaç etsin ve beni bir daha asla göremeyeceksin. Kendini de parçalasan sen beni bir daha asla göremeyeceksin. Bir daha da sen benim sesimi duyamayacaksın bak. Hani yazıyorsun, istediğin yerden mesaj yaz arkadaşım. O mesajlara cevap verilmeyecek. Okuyup okumadığımı da sen bilemeyeceksin. Çünkü sen bunu hak ettin. Sen. İnsan çok sevdiğine beddua eder mi? Etmez. Ama sen bedduaların en büyüğünü ettin. Sen bugün benim yola çıkacağımı biliyorsun. Gerçekten biliyorsun. Ama ben senin gibi yapmayacağım. Ben sana senin gibi yazıklar olsun lafını kullanmayacağım. Ben sadece sana dediğim tek şey, Allah saçımın bir telini sana muhtaç etsin. Gerçekten bak. Ki öyle olacak yani. Öyle olacak. Bana son yorum yazanlar ol. Bir saniye arkadaşlar. Kusura bakmayın. Videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Kapıyı açtım. Komşum benimle vedalaşmaya gelmiş. Ben de vedalaştıktan sonra kapının girişinde şu şapkayı buldum. Şapka taktım başıma. Dışarısı sıcak. Beynime güneş geçmesin birileri gibi.
Birileri gibi beynime güneş geçer. Allah korusun ne konuştuğumu bilmem. Allah'ım ya Rabbim. Hayatımda en sinir olduğum şey bir insanın ne konuştuğunu bilmemesi. Yüzüğümü de takmamışım. Bir kadının bir halkası olmaz mı arkadaşlar? Bir kadının bir yüzüğü olmaz mı? Evli bir kadının bir yüzüğü olmaz mı? Gidip yüzüğümü de takayım öyle geleyim yanınıza. Evet geldim. Yüzüğümü aldım. Bakın şu yüzüğün güzelliğine arkadaşlar. Kalp ritimi. Çok güzel değil mi? Beyaz altın. Alyansım. Harika. Bayağı da kalın. Çok güzel. Bir bayanın bir yüzüğü olmaz mı arkadaşlar? Bunu takayım. Beni bekar zannetmesinler kızlar. 22 yıllık evliyim yani. Güzel de duruyor. Bak saatimle, bilekliğimle. Tam. Güzel duruyor. Oje sürecektim. Tırnaklarımı ojeye aldım. Geri bıraktım. Bu mesajlara falan takıldım. Bayağı bir sinirim bozuldu yani. Arkadaşlarım, şöyle diyeyim ben size. Bu kadar da kötü birisi değilim gerçekten. Ama artık birikir 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 buraya kadar gelir ya. Buraya kadar geldiğinde ben tahammül edemem. Hep söylerim hayatıma herkesi sokmam. Sevdiğim insanı çok severim, sevmediğim insanı asla sevmem. Ama sevdiğim insana bana yanlış yaptığı zaman uyarırım. 3 kere, 5 kere, 4 kere, 10 kere, 20 kere sonuna kadar uyarırım ama sabrı bende bittiği zaman benim gözüm ne sevgi görür, ne bir şey görür. O değer verdiğim bir zamanlar çok sevdiğim kişi benim gözümün önünde intihar etse benim umurumda bile olmaz. Gözüm görmez. Neyse sizin canınızı çok fazla sıkmayayım. Sadece size küçük bir böyle minik bir veda videosu yapmak istedim. Tabii ki de ablamla otogarda buluşacağım. Ablamla da videolar çekeceğim. Videomun tamamını annemin evinde tamamlayacağım. Allah ömür verirse. Sağ salim annemin evine gidersem. Hani bu şahısların ettiği beddualar tutup da belki ölürüm, belki geberirim bilmiyorum. Sürekli kazalar oluyor zaten. Ve bu seferki gideceğim otobüs firmasında hiç gözüm tutmadı. Bilmiyorum artık. Her zaman gittiğim firma değil, bilet bulamadım. Videomun sonunu annemin evine gittiğimde sağ salim küçük bir kısmını orada tamamlayıp yükleyeceğim. Ama bunu hemen çekip hemen yükleyeceğim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan hepinize hayırlı, uğurlu, güzel, böyle sevinçli, bol müjdeli bayramlar diliyorum. Kızçelerim benim. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Sizlerin varlığı, sizlerin yorumları beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü çok güzel kişilerle tanıştım. Bana hayırlı yolculuklar, güle güle Asim demeleri beni benden alıyor. Gerçekten beni benden alıyor. Hayatımdan çıkarttığım insanlara da asla Asi lafını, Asi ismini kullandırmıyorum. Bana diyorum Sevda değil, ben Asi değilim. Bana Asim diyemezsin, Asi diyemezsin. Evet, bu da bir gerçek. Şapka da yakıştı ha, şaka maka. Dışarısı çok sıcak ya. Şimdi çıkarken dışarıda başımda durur. Otobüste saçlarımı toplarım. Kız çenelerim kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Buradan işte herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Herkese tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Allah kestiğiniz kurbanları kabul etsin. Allah'ım gönlünüze göre versin. Allah'ım size unutamayacağınız kadar güzel bayram yaşasın. 4 günlük bayramda her şey gönlünüzce olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ben kaçar. Asi kaçar. Kızlar. Hani var ya Behlül kaçar. Bu sefer de Asi kaçar. Yolculuk beni bekliyor. Taksiyi çağırdım. Bilmiyorum. Saat 5:30. 6 gibi dedim. Burada ol dedim. Taksiyi çağırdım. 6'da inşallah kapıda olacak. Çünkü kapıda olmak zorunda arkadaşlar. Şeye taksi durağına kadar gidemem. Dünya kadar eşyam var. Anneme bir baklava yaptırmışım arkadaşlar. Ah bir görseniz, bir görseniz. Şöbiyetini mi istersiniz? Ondan sonra havuç dilimi mi istersiniz? Baklava mı istersiniz? Ne bileyim fıstıklı sarma mı istersiniz? Saray sarması mı istersiniz? Bülbül yuvası mı istersiniz? En güzelini annem için yaptırdım. Onu da unutmayayım diye şeye koydum. En başa koydum. Çünkü ben biraz unutkanımdır. O her şeyi unutayım. Bavulumu da unutayım ama onu unutmayayım yani. Onu gerçekten unutmayayım. Çünkü benim oğlum onu anneannesi için özel yaptı. Çok da selam söyledi ve anneannesine özel yaptırdı o paketi. 2,5 kilo kadar bir baklava. Daha fazlasını götüremezdim. Bozulur. Hem de çok büyük olurdu. Kutu zaten kocaman kutu. Bir sürü de eşyam var.
Ama şöyle gelirken bu kadar eşyam olmayacak. Eşyalarımın çoğunu orada bırakacağım kızcalar. Kapalı yaka tişört giydim ama gece otobüsün içi soğuktur. Üşürüm değil mi? O yüzden. Tişörtüm nasıl? Beyaz. Beyazı çok severim. Zayıflamış mıyım diye hiç sormuyorum. Tekrardan vedalaşayım ben sizlere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Asi kadınla kalın, dobra kadınla kalın. Sizin deyişinizle asi kadın, dobra kadın, mert kadın. Beni hep öyle bilin. Bir de bir takipçim Hacer ablacığım. Bayramın mübarek olsun, seni öpüyorum. Hacer ablacığım bana dediği laf. Topuklu Efem. Karadenizimin topuklu Efesi. Helal olsun sana. Beni hep öyle bilin. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Dualarım sizinle. Siz de beni Samsun'da yalnız bırakmayın kızçelerim. Bol yorumlarınızı bekliyorum. Bol desteklerinizi bekliyorum. Çünkü siz beni orada yalnız bırakırsanız ben orada ağlarım. Ben üzülürüm. Kendimi yalnız hissederim. İnşallah Allah'ım nasip ederse ilk canlı yayınımı ilk gittiğim akşam size yapacağım. Çok öpüyorum. Hoşça kalın. Hayırlı bayramlar kızçelerim benim.